turuyla karşınızdayım. Mutfaktaki dekorasyon detaylarına beraber bakacağız. Bu mutfak 12 metrekare. Mimarı Emre Aralat. Mutfağın geneline gri ve beyaz renkler hakim. Mutfağın dolapları biraz endüstriyel tarzda dolaplar. Ben de bu endüstriyel tarzı nasıl biraz daha sıcak hale getirebilirim diye düşündüm. Ve biraz kırmızı renk katmaya karar verdim. Kırmızı rengi de Paris'ten esinlenerek, seyahat temasından esinlenerek kırmızı rengi griye kombinledim. Öncelikle aydınlatmadan bahsetmek istiyorum. Bu aydınlatmayı Şişhane'deki aydınlatma firmalarından birinden almıştım. Kırmızı renk özellikle kullanmayı tercih ettim. Mutfağın bu köşesine bakalım önce. Mutfağın bu köşesinde ocak ve fırınım var. Ocak elektrikli bir ocak. Bu açıdan gayet rahat benim için. Burada da fırın var. Bu fırında gayet güzel, keyifli bir fırın. Ocağımın üstünde sürekli elimin altında olarak kullandığım tencerelerim var. Bu tencerelerimi çok seviyorum. Böyle beyaz renk. Birazcık da böyle fütüristik bir tasarımı var. O yüzden çok beğenerek almıştım bu tencerelerimi. Ocağın üzerinde davlumbaz var. Davlumbazın üzerini ben birazcık böyle magnetlerle süsledim. Elimin altında işte soda, içecek açmak için açacakları buraya koydum magnetle. Onun haricinde tuzluklarımı davlumbazın üzerine koydum. Bazı baharatları bu davlumbazın üstüne koydum. Bunları da Paris'ten almıştım. Paris'te malı mutfağıma böyle küçük teneke kutular. Teneke kutuları ben çok seviyorum. Özellikle mutfakta kullanmayı. Böyle kırmızı detaylarıyla Paris küçük kutuları bunun üzerine koydum. Mutfağın bu köşesinde tost makinemiz var. Tost makinemiz burada. Elimizin altında iyi oluyor. Ocağın yanında. Onun haricinde yine burada teneke kutular kullanıyorum. Bu teneke kutuları da çok seviyorum. Bunlar İtalya'dan. Bir de ben mutfakta saksı içinde bitkiler kullanmayı çok seviyorum. Doğayı çok sevdiğim için böyle saksı içinde bitkiler mutfakta bana keyif veriyor. Maydanoz, domates, biber tarzı şeyler de kullanmak istiyorum bir sonraki dönemde. Onlar da elinizin altında mutfakta güzel oluyorlar, kullanışlı oluyorlar. Yemek pişirirken özellikle. Biz ailece kahveyi çok sevdiğimiz için böyle kahve teması evimizin her yerinde var. Terakota kavanozları çok seviyorum. Terakota kavanozlarının içine kuru gıdalarımı koyuyorum. Böyle bir tane. Buraya yine baharatlıklarımı koydum. Bunları da çok severek almıştım Bodrum'dan. Şimdi mutfağın bu köşesini anlatayım. Mutfak çok büyük bir mutfak değil. O nedenle de mutfakta küçük bir masa kullanmayı tercih ettim. Böyle küçük yuvarlak bir masa. İki tane de sandalye koydum. Burada masayı böyle yine mutfak dolaplarıyla uyumlu gri bir cam masa tercih ettim. Çok rahatlıkla silinebiliyor üstü. Sandalyeleri de biraz rattan malzemeden, biraz daha sıcaklık katmak için böyle biraz sepet rattan bir malzemeden tercih ettim sandalyeleri. Şu anda 2 kişilik sandalye var ama maksimum 4 kişiliğe kadar sandalye alabiliyor. Burada akşam yemeğimizi yiyebiliyoruz. Yine bitkilere yer vermeyi çok tercih ediyorum. Yine masanın üzerine böyle bir bitki koydum. Bu saksıyı da çok beğenerek almıştım. Üzerinde life is simple, eat, sleep, play diyor. Keyifli. Perdeyi de gri ve kırmızı tonlarında tercih ettim. Perdeyi seçerken özellikle bu üzerindeki saat çarkları bana Orsay Müzesi'ndeki saat çarklarını hatırlattı ve Paris'i hatırlattı. O nedenle oradan ilham alarak bu perdeyi tercih ettim. Perdeyi mum kapanındaki İMÇ çarşısından aldım. Orada çok fazla seçenek var, kumaşlar, perdeler. Aklınızda olsun, oraya gidip çok fazla seçenek bulabilirsiniz. Dolaplar çok kullanışlı. Bayağı depolama alanı var dolaplarımda. Özellikle bu büyük dolabı çok seviyorum. Böyle boydan boya. Burada 3 tane raf var. Buraya bayağı bir eşya sığdırabiliyorum. Masanın altında halı olarak yine gri ve kırmızı tonlarında Paris temalı bir halı tercih ettim. Bütün zemini kaplamıyor. O açıdan iyi. Mutfağın bu köşesinde ayrı bir tezgah var. Bu tezgahın üzerinde de yine elimin altında olmasını istediğim, işte
işte makarnaları koyduğum, unu koyduğum bu tarz yine kavanozlarım var. Sarı zaman kavanozlarım. Onun haricinde yemek yapmak için böyle elimin altında sevdiğim kitapları koydum buraya. Burada bayağı bir işte 30 dakikada yemek pişen yemekler var, işte kahvaltı tarifleri var. Bu kitapların böyle elimin altında olması rahat oluyor benim için. Zeytinyağını ve sirkeyi yemeklerde çok fazla kullanıyorum. O nedenle elimin altında böyle bir zeytinyağını koymak için terakotadan bir kavanoz. Yine aynı şekilde sirkeyi koyabilmek için böyle bir terakotadan kavanoz kullandım, aldım. Bunları buraya koyuyorum. Elimin altında olması iyi oluyor. Bayağı bir depolama alanı var mutfakta. Bu dolapta elimin altında olmasını istediğim bardaklar var. Buraya bardaklarımı, yukarıya da fincanlarımı sıraladım. Şöyle kapatayım. Mutlatısı olarak çok rahatlıkla kapanıyor. Bu alüminyum rafları sonradan biz buraya entegre ettik. Mutfağın içinde yoktu, tasarımında yoktu. Bunlar çok iyi oldu. Çünkü elimizin altında olmasını istediğimiz bazı malzemeleri buraya koyuyoruz. Hem de mutfağın genel görünümüyle, endüstriyel tarzıyla uyumlu oldu bu alüminyum raflar. Mutfağın bu köşesinde kettle var ve bir tane waffle makinesi var. Oğlumuz waffle'ı çok seviyor. O yüzden ona bir tane waffle makinesi koydum. Arada waffle yapıyoruz ailece. Kettle'ım da burada. Onu da özellikle kırmızı tercih ettim. Mutfağın genel kırmızı ve gri tonlarıyla uyumlu olması için. Mutfağın bu köşesinde buzdolabımız var. Buzdolabının üzerine de magnetlerle ve notlarla doldurduk. Bayağı bizim için işlevsel bir alan oldu buzdolabının üstü. Seyahatlerden aldığımız magnetler var. Burada bir de bir tane küçük kara tahtamız var. Bence her mutfağa küçük bir kara tahta gerekli. Çünkü üzerine not alabiliyorsunuz, birbirinize not bırakabiliyorsunuz aile üyeleri arasında. Elinizin altında böyle küçük bir kara tahta gerçekten çok işlevsel oluyor. Bizim bayağı hayatımızı kolaylaştırıyor. Buraya da böyle küçük bir kara tahtamızı koyduk. Mutfağın bu köşesinde de ekmek kızartma makinesi var. Hemen yanında ekmek kutusu var. Ekmek kutusunda yine sandalyeler gibi rattan malzemeden sepet olarak tercih ettim. İçine ekmeklerimizi koyuyoruz. Hemen sonrasında da ekmeklerimizi kızarttıktan sonra koyabileceğimiz böyle bir sepetim var küçük. Bunun içine de yine Paris tamalı böyle bir peçeteliği koydum. Bu arada peçetelikleri ben çok seviyorum. Peçeteleri çok seviyorum. Her gittiğim yerden mutlaka böyle rengarenk peçeteler almayı çok seviyorum. Peçeteler sofralarda keyifli bir detay oluyor. Buradaki rafta elimin altında olmasını istediğim baharatları koyuyorum. Bunlar böyle özellikle şöyle ağzı delikli olması açısından hemen yemek yaparken böyle yemeğin içine atmak açısından çok işlevsel kullanışlı oluyor. Bunları çok seviyorum. Buraya da yine büyük kavanozları kullanmayı çok seviyorum mutfakta. Elimin altında olmasını istediğim, burada marshmallow'lar var. Bunlar Efes için şekerler. Böyle hem de mutfağa renkli bir hava kattı. Onun haricinde burada böyle renkli erişteleri bunun içine koydum. Büyük bir kavanoz. Aynı zamanda yine mutfağa renk katıyor. Burada da yine şeffaf kavanozlar içinde makarnalar var. Bunlar da böyle mutfağıma renk katıyor. Dekoratif amaçlı çok keyifli. Sürahimiz bu köşede. Sürekli su içiyoruz. Bol bol su içmeye çalışıyoruz. Böyle elimizin altında sürahi her zaman oluyor. Buraya koyuyoruz onu da. Bir kadının mutfakta hemen elinin altında olmasını istediği en çok kullandığı şeylerden biri havlu. O nedenle ben de havluluğumu buraya asıyorum. Böyle tipografik desenlerde yine kırmızılı bir havlular kullanıyorum genelde. Yine elimin altında bir kağıt havlu olsun mutlaka istiyorum. Onu da bu şekilde buraya koydum. Bu da her zaman kullandığım malzemeler arasında mutfakta.